Efendim Samsun'un nabzı ikinci bölümüyle devam ediyor. Salı Pazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ikinci bölümde konuğumuz olacak. Gerçekten renkli bir kişilik Halil Akgül. Halka rağmen değil, halkla birlikte parolasıyla yola çıkmıştı belediye başkanlığı döneminde. Bir küçük bir ilçe gibi görünebilir Salı Pazarı ama içerisinde gerçekten şu anda 11 tane müteahhitin çalıştığı bir ilçeden bahsediyoruz. Ama bunun öncesinde Salı Pazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ortaya farklı bir özelliğiyle çıktı şimdiye kadarki ilçe belediye başkanlarımızdan farklı olarak. İsterseniz Halil Akgül ile ilgili bir VTR'miz var, o VTR'yi izleyelim. Sonra niye böyle bir VTR'nin içerisinde yer almak istemiş Halil Akgül, niye böyle bir duygusal yönü var, onu konuşalım efendim. Yanıp duran
Evet değerli izleyiciler, size de biraz farklı gelmiş olabilir ama Halil Akgül, Salıpazarı Belediye Başkanı kendi ilçesiyle kendini örtüştürecek bir çalışmanın içerisinde yer almış. Sevgili Başkan, böyle bir biraz daha farklı bir yönünüzü ortaya koymuşsunuz burada. Bu klibin hazırlanmasında galiba sizin radyo, televizyon ya da sinema okuyan bir yeğeniniz var. Evet. Onun fikriymiş anladığım kadarıyla. Evet. Gerçekten bu kadar duygusal bir ezgi eşliğinde yaptığınız çalışmaları, insanlarla nasıl kucaklaştığınızı da anlatmışsınız. Nereden aklınıza geldi böyle bir klibin içerisinde yer almak? Şimdi öncelikle Haber Medya grubuna ve bizi izleyen tüm izleyicilerime sevgiler, saygılar sunuyorum. Bizler bu akşam mübarek bir Arife gününde izleyicilerimizle buluşturduğunuz için, hemşehrilerimizle bir araya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yine ayrıca ülkemiz biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyor. Gerçekten içimiz kan ağlıyor. Bunun farkındayız. Cenab-ı Allah birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Cenab-ı Allah onlara kazmış oldukları kuyuya kendilerini düşürsün diyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ailelere başsağlığı diliyorum. Ve programa başlayalım inşallah. Şimdi bu klibi yapan bizim yeğenimiz Onur Akdağ. Bu işe meraklı, televizyonculuğa meraklı bir kardeşimiz. Genç yaşta liseden itibaren bu işlere merak saran ve çalışma yapan bir kardeşimiz. Böyle güzel bir, benim de duygusal yönümü bildiği için yani güzel bir klip hazırladı. Teşekkür ediyorum kendisine huzurlarınızda. Gerçekten bizim kişiliğimizi sergileyen bir klip. Yani ben günlük hayatımda da yaşamımda da duygusal bir insanım. Şurada sizin ve tüm seyircilerin huzurunda şunu ifade etmek istiyorum. Ben bu göreve gelirken inanın Hakk'ın rızası, halkın da duasını alalım düşüncesinden yola çıktık. O düşünceyle çıktık. Cenab-ı Allah da inanın çok istediğimiz şeylerin birçoğunu nasip etti. Yani yapmak isteyip de arzu ettiğimiz hizmetlerden belki işte 50 kişilik, 100 kişilik bir iş yeri yapalım derken 400 kişilik bugün Salıpazarı'nda bir tekstil fabrikası var. 400 tane kardeşimiz sigortalı çalışıp ekmek yiyor oradan. Yani çok büyük bir... Bu diğer ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geliyoruz. Gerçekten onları kıskandıran bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Salıpazarı çok istihdam yaratmaya elverişli koşulları içerisinde barındırmıyor. Ama buraya gelmeden önce isterseniz Salıpazarı ve Sel ile ilişkilenmiş bir gerçek var. Bu gerçeğin üzerinde konuşalım. Salıpazarı deyince akla niye hep Sel geliyor ve sıkıntılar yaratan bir süreci de beraberinde getiriyor. Salıpazarı'nda selin önlenmesi adına Halil Akgül neler yapıyor ve bundan sonra da neler yapmayı planlıyor? Şimdi tabii ki son 5-10 yıla baktığımızda artık Türkiye'de ve dünyada iklimler değişti. Eskiden yağmur, sağanak normal bir yağmur yağardı. İşte lokal olarak belli bölgelere ama böyle taşkınlar çok fazla oluşmazdı belki. Ya da biz hatırlamıyoruz. Yani 50-60 sene öncesinden Salıpazarı'nda bir sel felaketi hatırlanıyor. Onun dışında çok ciddi bir sıkıntı olmamıştı. Ama son yıllarda böyle şiddetli ve lokal bölgesel yağışlar olması nedeniyle artık ciddi taşkınlar meydana gelmeye evet. başladı. Hatta bundan dolayı 2012 yılında bizim bir köprümüz hasar görmüştü. Allah razı olsun o günün Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç ve İl Başkanımız Fuat Göktaş'ın da katkılarıyla diğer vekillerimizin ve teşkilatlarımızın yeni bir köprü yaptık orada. Ama tabii bir gerçek var ortada. Bundan sonra da ne zaman neyi yaşayacağımızı bilemiyoruz. Yani Devlet Su İşleri şöyle bir söylemi vardı daha önceden. Ben müracaat ettiğimde taşkınla alakalı. Geçmiş yıllarda dedi biz 50 yılın su debisine göre dedi önlem alıyoruz. İş yapıyoruz, proje yapıyoruz ama artık dedi 500 yıla göre 500 yıllık debiye göre proje yapıyoruz. Hatta geçen en son gittiğimizde Devlet Su İşleri'ne 1000 yıllık debiyi göz önünde alarak yani 1000 yıl içinde olabilecek taşkını göz önünde alarak artık proje yapıyorlar. Şimdi Salıpazarı'nın şöyle bir özelliği var. Salıpazarı'nın içinde 4 tane köprümüz var. 3 tane ırmak, dere dediğimiz ırmaklar Salıpazarı'nın içinde birleşiyor. Ve dördüncüsü de Terme'ye doğru istikamet, Terme istikametinde tekrar aynı dereye katılıyor. 4 tane derenin birleştiği bir ilçeden bahsediyoruz. Yani hangi dere, diyelim ki bir bölgeye yağmur yağmadı ama diğer bölgeye yağmur yağdığında Salıpazarı'nın taşkınla alakalı bir sıkıntı yaşamaması mümkün değil. Hı hı. Bununla ilgili bizim yıllardır işte Salıpazarı'na bir baraj projesi var biliyorsunuz. Tabii bu baraj hem tek bir dere üzerinde yapılıyor. Bu tek dere üzerinde yapıldığı için
O derede oluşabilecek taşkını önleyecek belki ve salı pazarı termo ve çarşambanın içme suyuna katkı sağlayacak ve sulamaya. Fakat onun dışında bizim ilçemize akan iki tane dere var. Yani bunlarla alakalı da ciddi sıkıntılar oluşuyor zaman zaman. Şimdi son yıllarda artık biz bunu kendimize bir ders haline getirdik ve sürekli devlet su işleriyle irtibat halinde olarak ne yapılabilir konusunda çalışmalar yaptık. Şimdi baraj bir kere olmazsa olmazımız. Artık barajın projesi falan bitti hepsi. Kalkınma Bakanlığı'nın önüne koyuldu şu anda. İnşallah 2016 yılında ihalesi yapılarak bir kere o bir deremiz üzerindeki sorun çözümümüz olacak. Fakat sadece bunu yapmakla iş bitmiyor. Salı pazarının içinden akan bu derelerden dolayı taşkınlar da oluştu 2012 yılında. Şu anda devlet su işlerinin salı pazarının içinde 700 metre uzunluğunda sağlı sollu taşkın önleme setleri. Termi çay üzerinde. Tabii termi akan çay üzerinde sağlı sollu taşkın önleme setleri çalışması müteahhit firma devam ediyor. Tabii bu arada 50-60 yıl önce yapılan köprülerimizin de ayakları çok yakın birbirine, dar olduğu için bir taşkın olduğunda gelen büyük işte o kütükler, ağaçlar orayı tıkayıp baraj vazifesi görerek taşkına sebep oluyordu. Onun için iki tane köprümüz de bu DSİ projesi içinde yenilenecek. Ama bir köprümüz daha kalıyor. Onu da Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ettik. O da şu anda projesi bitti. İhale aşamasında salı pazarında bir köprümüz 2012 yılından sonraki selde yapılmıştı. Üç tane köprümüz de bu önümüzdeki yakın bir zamanda yapılarak hem taşkın önleme setli yapılacak, taşkın önlenecek hem de orada bir nevi yürüyüş yolları meydana gelecek. Salı pazarının çevresi değişecek tabiri caizse. Yani biz bir taşla iki veya üç kuşu birden vurmuş olacağız. Hem sel felaketini önleyeceğiz, hem şehrin çevresini değiştireceğiz, hem de bir nevi yürüyüş yolları meydana gelerek inşallah salı pazarında artık korkulu rüya olarak görülen sel ile alakalı sıkıntıyı atlatmış olacak. Artı olarak en son geçen iki ay önceki olan, bir buçuk ay önceki olan selde oraya gelecektim, evet. Evet, tekrar devlet su işlerine bir toplantı yapıldı milletvekillerimizle beraber. Şimdi bir baraj yapılacak, tek dediğim gibi tek dere de sıkıntı bitecek. Salı pazarının belki şehir içindeki taşkınla alakalı sıkıntı bitecek fakat diğer 3 tane daha derede her an sel tehlikesi olacağından tersip bendi dediğimiz devlet su işlerinin yaptığı bentler var. Tersip bentleri. Tertip bentleri. Evet. Salı pazarında bundan 3 tane şu anda projelendiriliyor. 3 tane dere üzerine bunlar yapılarak bir nevi suyun bir anda ilçe merkezine ve tabii bu termeyi de ilgilendiriyor. Termeyi de su altında bırakması için buradan akan derenin inşallah bu da yapıldığında, bu proje yapılıyor şu anda bitmek üzere, ihale edilmedi yalnız. Bunlar yapıldığında, taşkın önleme setleri yapıldığında, köprüler yenilendiğinde hem daha güzel çevresi olan bir salı pazarı hem de artık sel yağdığında, olduğunda, yağmur yağdığında sabahlara kadar nöbet tuttuğumuz bir salı pazarı olmayacak inşallah. Korkulu rüyamız bitecek. Bu tertip bentlerinin hayata geçmesi, ihalesi ne zaman yapılacak ve... Bunların projesi şu an bitmek üzere. 2016 yılında inşallah bunlar da yapılacak. Baraj ihalesiyle yapılacak. Köprüler zaten şu anda ihale edilmiş vaziyette yapılıyor. Henüz başlamadı ama müteahhit firma aldı. Taşkın önleme setleri şu anda inşaat devam ediyor. İnşallah artık yani birkaç ay sonra, 5-6 ay sonra korkulu rüya görmekten kurtulacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Biz de çünkü sel haberi vermek istemiyoruz çünkü. Yani üzücü sel haberleri vermek istemiyoruz. Allah çünkü... korusun en büyük yani felaket sel, yangın ve deprem. Cenab-ı Allah yaşatmasın hiçbirimizi, ülkemize ve dünyada. Bunların önüne geçmek çok zor. Evet, ben yani, 2 ya da 3 sene önce o büyük selde sizinle canlı yayında yani, telefonda konuştuğumuzda son derece... Yani aklımız başımızdan gitti. Evet. Ya. Ne yapacağımızı bilemedik gerçekten. Evet. Cenab-ı Allah bir daha öyle felaketler ne bize ne hiçbir tarafa ülkemizin hiçbir yerine yaşatmamışsın tabii ki. Dünyada da yaşatmasın tabii. Şimdi kıskanılacak işte bu biraz önce bahsetmiş olduğum bir başka yönü daha var. Salı pazarında sanıyorum 500 kişinin istihdam edildiği bir tekstil girişimi söz konusu oldu. Bunun hikayesini de bize anlatın lütfen. İkincisi de yolda mı? Böyle bir şey daha önce konuşmuştuk öyle hatırlıyorum. İnşallah kaç kişi istihdam ediliyor? Şu neler anda 400 tane arkadaşımız orada kardeşimiz sigorta olarak çalışıyor. Her ayın maaş günü dolduğunda gidip bankamatikten maaşlarını alıyorlar. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Ben buradan oradaki firma sahibi arkadaşıma teşekkür ediyorum. Hikayesi yani, nasıl başladı bunun peki? Bizim bunun hikayesi biz 2009 seçimlerinden önce salı pazarında İstanbul'la alakalı ne yapabiliriz diye böyle hesaplar yaparken çünkü salı pazarı çok göç veren bir yerdi. İstanbul'da bizim yaşayan insanlarımızın %70'i tekstilde çalışıyorlardı. Dedik ki az sermayeyle çok insanın çalıştığı ne olabilir? Tekstil olabilir. İşte o gün o düşünceyle yola çıktık. O arada 2009 yılında Temmuz ayında bir şey vardı, yasa vardı. Teşvik yasası vardı. Dedik teşvik yasasından da faydalansın. Bir arkadaşımız bulalım, yatırımcıyı buraya getirelim.
Nasıl ikna ettiniz yatırımcıyı? Yatırımcıyı yani çok... Salı pazarı. Tabii aslında hiç düşünmüyordu. Çünkü o zaman Ordu, işte bu Giresun, Trabzon, Çorum, Amasya. Buralar 4. bölge, Samsun 3. bölgeydi. Buralarda yatırım yapan 7 yıl. Hem de çok cüzi bir rakamla yatırım yapanlar teşvik alıyorlardı. Biz tabiri caizse paçasını yakaladık. Yani tuttuk, salmadık. Dedik ki kardeşim gel bina yapacağız. Gece gündüz yardımcı olacağız. Her türlü imkanı sağlayacağız. Sağ olsun yatırımcı firma da kırmadı bizi, geldiler. Hem onlar memnun hem biz memnunuz. Yani gerçekten iyi bir hizmet yapıldığına inanıyorum. Yani orada çalışan kardeşlerimizin 400 değil de diyelim ki 10 kişi bile dua etse. Yani biz onun için duygusalız diyoruz ya. Yani biz insanların duası... Olurlar mı Salı Pazar yani, gibi bir yerde 400 kişi demek? Ciddi bir rakam. Yaklaşık yani 1600-1700 kişi kapsayan bir istihdam alanı demek. Teşekkür ediyoruz. Umuyoruz 2., 3., 4. Yine bir fındık fabrikası yaptı orada bir yatırımcı arkadaşımız. Ben onu gene buradan rahmetle anıyorum. Geçen sene rahmetli oldu. Cenab-ı Allah cennet mekanı versin. O kardeşimize yardımcı olduk. Mehmet Çelebi, rahmetli Mehmet Çelebi kardeşimize. Şu anda 70-80 tane bayanımız orada çalışıyor. Fabrika ilçeye bir renk kattı. Hem insanların mahsulü fındığı değerli fiyattan alınıyor. Hem orada çalışan bayan arkadaşlarımız, gezilikte zaten %95'i bayan, %100 hatta bayan kardeşlerimiz çalışıyorlar. Evden ekmek götürüyorlar. Yine bu arada gelip giden firmalar var. Salıpazar'a tekrar böyle istihdamla alakalı yatırım yapmak isteyen. Görüşüyoruz. Hatta bugün enteresandır, bir arkadaşımız var. İstanbul'da deri işiyle uğraşıyor. İçinde bir deri fabrikası yapmış. Oradaki bir çikolata fabrikasıyla anlaşmaları falan varmış, görüşmeleri. Bugün tesadüf konuştuk. Yani inşallah ileriki günlerde tekrar bir araya geleceğiz. Yani yatırımcının önünü açmaya çalışıyoruz. Tabii biz ticaretten geldiğimiz için ticareti biliyoruz. İnsanlara ekmek vermenin ne kadar hayırlı bir iş olduğunu biliyoruz ve ticaret yapan insana yardım etmenin ne kadar işte topluma faydalı olduğunu bildiğimiz için biz elimizden geldiği kadar yatırımcının önünü açmaya çalışıyoruz. Çok İnşallah güzel işler olacak. Çok oluyor. Güzel, çok güzel. Biz de bu tip haberleri vermeye çok arzu ediyoruz. Salı pazarı bütün şehir yasasından sonra mevcut da artık mahalle olan köylerle birlikte çok dağlık, geniş bir alana da yayılıyor. Şu anda burada Saski ile yaptığınız çalışmalar, Fen İşleri ile yaptığınız ortak çalışmalar ne durumda? Yollarınızın durumu nedir? Su ile ilgili geçen sene önemli sıkıntılar yaşamıştık. Bu baraj bunu biraz rahatlatacak belki ama genel anlamda bize Salı Pazarı'nı anlatır mısınız? Şimdi Salı Pazarı'nda su ile ilgili dediğiniz gibi baraj yapıldığında zaten sorun tamamen ortadan kalkmış olacak. Fakat biz baraj öncesinde Salı Pazarı'nda bir su arıtma tesisi yapmıştık. Ve şu anda Allah'a şükür olsun bu yaz belki bir arıza olduğunda veya büyük patlamalar, işte şebekede bir sıkıntı olduğunda belki bir gün, iki gün veya yarım gün sıkıntı yaşadık ama epey zamandır su sıkıntısı yaşamıyoruz. Tabii köyleri buna katmıyorum. Köylerimizde henüz daha mahalle olan köylerimizde ufak tefek sıkıntılar var. Salıpazarı merkezde çok ciddi bir sıkıntı yaşamadık bu yaz suyla alakalı. Saskin'in de güzel çalışmaları var. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Fakat yollarla alakalı tabii şöyle bir durum oluştu. Bizim 32 tane köyümüz mahalleye dönüştü. 12 mahallemiz de önceden vardı. 44 tane mahallemiz var. Bu büyükşehir yasasıyla beraber büyükşehirin 150 kilometre yol ağı oluştu. Fakat biz küçük bir belediye olmamıza rağmen bizim 500 kilometre, 550 kilometre bir yol ağımız meydana geldi. Siz de takdir edersiniz ki Salı Pazarı'nın coğrafi yapısı 1000 rakıma kadar köylerimiz var. 39 kilometreye kadar da uzaklıkta köylerimiz var. Evet. Yani her bir köyde de 14-13 tane, 15 tane mahalle olan yerlerimiz var. Nedir? Sonuçta 200-250 tane bir yerleşim bölgesi var. Tabii biz bunu bildiğimiz için geçtiğimiz 2014 yılı sonu itibariyle İller Bankası'na kredi kullanarak ilçemize 2 milyon TL'lik yeni makine, 4 tane 5 tane makine kazandırdık. Çok ciddi ve güzel kaliteli makineler, ismini söylemeye gerek yok. Bu makinelerle bir çalışmalara başladık. Tabii bu yaz biraz yağmurdan dolayı bir ara verme durumumuz oldu. Nisan-Mayıs ayları çok randımanı geçmedi ama inanın hiç ara vermeden şu anda cumartesiler bazen pazar dahil akşamları bir iki saat mesai yaparak. Tabii bölgemiz biraz dağınık, coğrafi yapısı dağınık. Ondan dolayı %100 bitmiş değil ama inanın eskiye göre, geçmişe göre, özel idare dönemine göre çok ciddi işler yapıyoruz. Ne kadar geri ulaşmışsınızdır şu yani anda? Yani %60, %75'ine ulaştık. İşte %25, %30 gibi ulaşacağımız yerler var. Tabii dediğim gibi coğrafi yapısı çok dağınık olduğu için tamamına bir anda ulaşamıyorsunuz. Yani 550 kilometre yol ağınız birden oluşmuş. Bunu özel idare 30-40 sene, 50 senede bitirememiş. Bunun hemen bir yılda, 6 ayda bitmesi düşünülemez. Yok, ama Allah'ın izniyle bu makine parkımızla, bu ekibimizle, iki tane de kamyon kiraladık. İki kamyon kendimizde vardı. İki ekip kurduk.
İki ekip Salı Pazarı'nda şu anda çalışıyor. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz. Yaklaşık 2 kilometreden fazla kolige boru aldık. Bu borularla altyapıya öncelik verdik. Bunları döşedik. Tekrar ikinci bir sefer 1 kilometre yakın daha boru aldık. Yani tabi altyapı olmadan üst yapı yaptığınız şey bir yağmur yağdığında hepsi heba olup gidiyor. Tabii. Ne kadar coğrafi yapımız kötü de olsa, sıkıntılı bir bölgede olsak Allah'ın izniyle biz bu işlerin üstesinden geleceğiz, çalışıyoruz. Ekonomik durumunuz peki, finanse edebiliyor musunuz bu işleri? Tabii bu arada beton yol da çalışmalar var. Büyükşehir'de ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Salı Pazarı Şantiye Şefimize ve tüm Büyükşehir çalışanlara teşekkür ediyorum. Yaklaşık 30 kilometre yakın beton yol çalışması oldu Salı Pazarı'nda. Gerek grup yollarında, gerek köy olan mahalle dediğimiz yerlerde, köy geçişlerinde çok ciddi, güzel çalışmalar oldu. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir sözü var. Her konuşmasında diyor ki ben 2019 yılına kadar grup yolları, yani 150 kilometrelik yolun tamamını beton yol, Salı Pazarı için konuşuyorum. Tüm ilçelerde bu olacak ama yapılacak. Ben inanıyorum, hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza güveniyorum. Kendi vekillerimize, bakanımıza güveniyoruz. Vatandaşımıza güveniyoruz. Kendi ekibimize güveniyoruz. İnşallah yani bu yolun en büyük sorunumuz zaten yol, Salı Pazarı. Bunun üstesine geleceğiz inşallah. Ona geleceğiz. Ekonomi dediniz de yani biz dedim ya esnaflıktan geliyoruz. Para olsun olmasın bizim gözümüz pek çalışıyoruz. Para olmadığı yerde kredi kullanıyoruz. Kredi olmadığı yerde veresiye alıyoruz. Ödünç buluyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Yani bir şekilde inşallah vatandaşımızın rahata ve huzura kavuşması için çalışıyoruz. Yapılacak yani. Yapılmayacak, siz, yol kalmayacak inşallah. Siz böyle diyorsunuz. Bakalım vatandaş sizin çalışmalarınızla ilgili, performansınızla ilgili, belediyenin hizmetleriyle ilgili neler söylemiş? Bir onları hep birlikte bir izleyelim. Değerli izleyiciler, Halil Akgül'le söyleşimize sokak röportajlarından sonra devam edeceğiz. 362 333 3354 numaralı telefondan da Halil Akgül'e sorularınız olabilir. Canlı telefon bağlantısı birkaç tane alabileceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Amca, Salı Pazarı Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsun? Çok iyi buluruz. Efendim, güzel çalışıyor. Yolların düzenlenmesinde, yolların yapımında bir yerde yolda noksan var desek hemen koşar gider yaptırır yani. Halil Bey'e çok memnunuz. Evet hocam, Salı Pazarı Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsun? Belediyemizin çalışmaları şu anda çok iyi. 17 belediyede en aktif çalışan belediye. Bir de bütün şehir yasasıyla beraber köylerimiz mahalle oldu. Mahalle yollarımızda da çok ciddi bir şekilde büyük bir çalışma var. İlçemiz sel bölgesi olduğu için çalışmalar yetersiz. Çünkü hemen yapıldığı zaman sürekli yağış aldığı için sürekli bozulmalar oluyor ama başkanımızın çalışmalarıyla, projeleriyle şu anda güzel şeyler oluyor. İlçemiz gelişmekte, büyümekte. Daha da güzel şeyler olacağına ben canı gönülden inanıyorum. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Belediye başkanı iyi de milletvekillerimiz de biraz az pasif kalıyor. Yani böyle bir şey destek veremiyorlar buraya çok. Salı Pazarı için neler söyleyeceksin? Salı Pazarı elinden geldiği başkanımız çalışıyor. Kendi imkanlarıyla çalışıyor yani. Salı Pazarı Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz abi? Vallahi merkez olarak sıkıntı görmüyorum ama yollarda büyük problemler var. Biz gurbetten geliyoruz. Çoğunlukla hem arkadaşlarımız olmak üzere yollarda büyük sıkıntılar çekiyoruz. Yani yollar çok kötü. Yani böyle arabayla artık duracak seviyesinde gidiyor yollarda. Arabalarımız bayağı sıkıntı çekiyor. Ama şehir merkezi olarak yani bu şehir için uygun, ideal, herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Salı Pazarı Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz abi? Şu anda memnun değilim. Şimdi ben Tahnar Köyü'nde oturuyorum. Tahnar Köyü'nün hiçbir yolu silinmedi. Silinmiyor. Belediye bak Eda buna. Salı Pazarı Belediyesi'nin çalışmalarından Çalışmalarından memnun değiliz. Neden değiliz? Yol konusunda değiliz. Yollarımız çok kötü. Sel nedeniyle olsun, altyapı olsun, hiçbir şeyle yani ilgilenilmiyor. Çarşamba yolundan özellikle. Çarşamba, Salı Pazarı arası yolunda çözüm istiyoruz acilen. Çünkü arabamızı her hafta biz rot balans yaptırmak zorunda kalıyoruz. Şimdi ben geçmişte belediyeden emekliyim. Belediye özel kalemden emekliyim. Tabii geçmişte bugünkü şartlar arasında çok fark var. 13-14 yıldır Türkiye şartlarında çalışmalarda hükümetimizin büyük bir çalışması var zaten. Bu belli. Ama belediye olaraktan şu anda Salı Pazarı'nda çok büyük bir atılım var, çalışma var. Her tarafta çalışma var. Onun için
Belediyenin çalışmalarından çok memnunuz şu anda. Peki belediye başkanı hakkında neler söyleyecek? Belediye başkanımız bir tanedir o. O bizim göz bebeğimiz. Onun her zaman yanındayız. Her zaman her türlü her konuda arkasındayız onun. Evet abicim. Salı Pazarı Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsun? İyi buluyoruz. Sorun yok. Güzel. Çalışmalar yerinde. Hoşumuza gidiyor çalışmalar. Başkanlığımızla gayet memnunuz yani. Son derece memnunuz. Yapılan çok dolandık. İşte bayağı yapılan işler var yani. Setler, köprüler. Son zamanda iyi çalışmalar var. Memnunuz. Salı Pazarı Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsun? Gayet iyi buluyorum. Peki belediye başkanı hakkında neler söylemek istersin? Belediye adam hakkında. Belediye başkanımız gayet güzel, işinde başarılı, kendisi de verimli bir insan. Salı Pazarı için bir şeyler düşünüyor. Irmak kenarında hizmeti gördünüz mü? Evet. 23 trilyon para girdi diyorlar Salı Pazarı'na. Orayı sel götürdü daha önce. Onunla ilgili ne olacak ki başka? Başkana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Başkana az daha fazlasını bekliyoruz yani. Daha fazlasını olsun istiyoruz. Bu kadar. Salı Pazarı Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsun? Salı Pazarı çamur içindeydi, pislik içindeydi, çöp içindeydi. Ali Akgül Salı Pazarı'nı 10 numara yaptı. Salı Pazarı yaptı. Yani teşekkür ederiz. Salı Pazarı Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsun? Valla çalışmalar var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama ne kadar ilerler onu bilemem. Ha, bir şeyler oluyor ya. Yapılan bir şeyler var. Gözle görülen bir şeyler var. Yol var. Bir şeyler var. Yaklaşık kaç 13 yıldan beri bu işi yapıyor. Kötü birisi olsa zaten seçilmez devamlı. Yani başka yüzle tanıştığım birisi değil, gördüğüm birisi ama gördüğüm kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Salı Pazarı Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyor? Bizim köye bakım yok. Bizim köyde yolları görsen var ya, burada nasıl yaşıyorsun dersin bak. Bizim köye bakım yok. Evet, meclis başkanı. Peki belediye başkanı hakkında neler söyleyecek? İyiyim. Hakkında bir şey demeyeyim ama yolumuz yok. Cevizli köyünde bakım yok, hizmet yok. Projeler hakkında veya başkan hakkında neler söylemek istiyorsun? Projeler hakkında eğer ki projeler var yani planlar var, onları eğer yapacaksa güzel bir şeyler olacağından eminim. Başkan çalışma yapıyor yani, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Salı Pazarı'da yaşayan insanların başkanla ilgili ve belediyenin çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerini gördüğümüzde genelde yol meselesi Halil Bey öne çıkıyor. Siz de program öncesinde bizim için bu artık neredeyse namus meselesi oldu. Salı Pazarı Çarşamba yolu konusunda söz verdik. Ne olursa olsun bu projeyi dönemimizde hayata geçireceğiz dediniz. Buradan başlayalım. Röportajları izlediniz. Çok da fazla zamanımız kalmadı. Genel bir değerlendirmeyle de kapatalım efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi Salı Pazarı Çarşamba yolumuz gerçekten bizim namus meselemiz oldu. Burada ben vatandaşlarıma sizlerin huzurunda şunu söylüyorum. Bir kere herkesten biz özür diliyoruz. Yani hata bizden kaynaklanmadığı halde bizim bir herhangi bir suçumuz ve günahımız yok ama ben tüm vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Bize haklarını helal etsinler. Fakat geç oldu, temiz oldu. Her işte bir hayır vardır diye bir sözümüz var büyüklerimizin. Şimdi Salı Pazarı Çarşamba yolu 8 metre genişliğinde altyapısı çok iyi olmayan ve bildiğiniz mıcır kaplamayla olacak bir yol olacaktı. Eğer daha önceki yıllarda bilseydi. Fakat geciktiği için daha önceki yapılan işler yapıldı. Orada müteahhitler tam bitiremedi. Kamulaştırmada sıkıntı oldu, bilmem ne oldu. Artık onları biz geriye de bıraktık. Fakat şu anda Salı Pazarı'nda Sinop Gerze yolunu yapan müteahhit var. Çelikler İnşaat diye bir müteahhit. Ve Salı Pazarı'nın girişinde bir şantiye kurdular. Oraya gören insanlar zaten ne kadar ciddi bir firma olduğunu görecekler. Ve şu anda oraya asfalt plenti kuruldu. Sıcak asfalt plenti. Salı Pazarı Çarşamba yolu 12 metre genişliğinde altına şu anda vatandaşlarımız görüyor taş döşüyorlar. Daha sonra altyapı malzeme döşendikten sonra en son 2 metre 3 metre zaman zaman kazılıp dolgu yapılan yerler var. Şehir girişinde bölünmüş yol, çarşamba giriş tarafında bölünmüş yol olan ve bittiği zaman belki 70-80 sene daha bozulmayacak ve çok yıllar yani ileriye dönük bir hizmet verecek olan bir yol olacak. Onun için ben tekrar vatandaşlarımıza diyorum ki biraz daha sabretsinler. Ne kadar sabretsinler efendim? Efendim önümüzdeki yaza kadar sabretsinler. Çok gerçekten sabretsinler. 2016'nın yazında kullanmaya evet, başlayacaklar. Kesinlikle. Peki. 10 dakikaya düşecek çarşamba Salı Pazarı arası ve çok muazzam bir yol olacak. Buradan ben bunu sözünü veriyorum. İnşallah bu artık bizim namusumuz oldu.
Biz bunu takip ediyoruz gece gündüz. Çok güzel. Fakat ama yapacak da bir şey yok. Zamana ihtiyacımız var. Şu anda zamana ihtiyacımız 2016'nın yazında vatandaşlar kullanmaya başlayacak. Evet. 10 dakikaya düşmüş olacak dediniz. Peki 11 tane müteahhit çalışıyor dediniz. Şu anda Salı Pazarı'nda bir şantiye döndü. İzleyicilerin bir kısmı, vatandaşların bir kısmı da aynı şeyi söylediler. 11 tane müteahhit çok hızlı bir şekilde nerelerde çalışıyor efendim? Şimdi, bu arada değerli izleyiciler, canlı yayında Halil Akgül'e sorularınız varsa iletebilirsiniz. Buyurun efendim. Şimdi baktığımız zaman Salı Pazarı'nda hiç şantiye yokmuş gibi gözüküyor ama dediğim gibi 11 tane şantiye. Hemen kısa bir özgeçeceğim. Salı Pazarı Çarşamba yolu bir müteahhitimiz var. Bir. Salı Pazarı şehir merkezindeki taşkın önleme setlerini yapan DS'nin müteahhiti. İki. Yine Salı Pazarı'nın Yavaş Bey tarafında ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu'nu yapan, şu anda kaba inşaatı bitti, sıvasına başladı. Üç. Hemen yanı başında orada bir kapalı spor salonu, 500 kişilik, kaba inşaatı bitti, iç dizayna başladılar inşallah yakın bir zamanda. Dört. Hemen aynı bir arsanın bir arkasında Salı Pazarı İmam Hatip Lisesi'nin yer teslimi yapıldı, firmanın ihalesini aldı. İnşallah yakın zamanda o da başlayacak. Beş. Beş. Yine Salı Pazarı'nda Göne mahallemizde bitirdi. Şu anda Dikencik mahallemizde Devlet Su İşleri'nin bir müteahhiti. Orada selden dolayı oluşan bir taşkından dolayı oraya yol komple gitmişti. Oradaki duvarı yapıyor. Evet. Altı. Altı. Salı Pazarı'nda Güneş İnşaat ve Türk İşim İnşaat. Vermeyelim. Reklama girmesin. İki tane büyük şehrin beton yol inşaatı var. Her iki grupta ayrı ayrı çalışıyorlar. Etti 7 mi oldu? 7, 8 oldu. 8 oldu. Salı Pazarı'nda 1980 yılında enerji hatları yapılmıştı. Bir mahallemizde sıkıntı olduğunda 15-20 tane mahallede elektrik kesiliyordu. Şu anda komple elektrik hatlarını yenileyen bir müteahhit var ve inşallah vatandaşlarımıza buradan bir müjde vereyim. Diyelim ki A köyünde ya da A mahallesi diyelim, orada bir sıkıntı olduğunda sadece orada elektrik kesintisi olacak. Diğer 31 tane mahallemizi etkilemeyecek. Bu müteahhit de o önemli bir şu anda habermiş, çalışıyor. Evet. Yine Salı Pazarı'nda kanalizasyon ihalesi yapıldı. Altyapıyla alakalı 18 kilometre, müteahhit firma başlamak üzere, başlayamadı. Salı Pazarı Belediye meydanımızda ihalesi yapıldı. Meydan düzenlemesi her an firma başlayacak ama altyapı olmadan onu başlatmadık. Biraz uzattık onu. O müteahhit başlayacak inşallah. Onun dışında Salı Pazarı'nda şu an ihale edilmedi ama 11 oldu mu? Oldu. Oldu mu? Atık su, yani kanalizasyon artmasıyla alakalı da proje yapıldı. İhale edilecek yakın zamanda. İnşallah bu da bir şekilde hayata geçecek. Yine Salı Pazarı'nda turizmle alakalı çalışmalarımız var. Biliyorsunuz orada Karpukale'miz var, kaya mezarlarımız var, şelalemiz var. Bununla ilgili Salı Pazarı'nın tanıtımıyla alakalı yine çalışmalar devam ediyor. Salı Pazarı'na yeni bir çöp kamyonu kazandırdık. İnşallah bir tane sulama tankeri için bakanlık devraklarımız bekliyor. Onu da ilçemize kazandıracağız. Kaya Köprü Şelalesi ile ilgili bir çalışma var galiba. Kaya Köprü ve Karacaören Şelalesi ile ilgili. Orada çevre düzenlemesi yapılacak. Orada ilgili çevre şu anda projelendirildi. Yani şöyle söyleyeyim, Salı Pazarı'nı bir yıl sonra inşallah bu ekranda oturup konuştuğumuzda, ekranda görüntüleri verdiğimizde Salı Pazarı yolu bitmiş, Salı Pazarı şehir içinde köprüler yapılmış, taşkın önleme duvarları yapılmış ve turizmle alakalı altyapısı oluşmuş. Çok güzel bir Salı Pazarı çarşamba yolu tamamlanmış bir Salı Pazarı. İnşallah seneye bu zamanlara artık daha yolu konuşmayacağız diyorum. Peki, ben. Hala. Yani inşallah artık o bizim dediğim gibi namusumuz oldu. Salı Pazarı'nda vatandaşın dediğiniz gibi en büyük yol sıkıntısını bahsetti az önce, ben de izledim, doğrudur. Ama ben baştan size bahsettim. Bizim belediye olarak 550 kilometre yol ağımız var. Büyükşehir'in yaptığı 30 kilometreden fazla beton yol çalışması var. Biz 3-4 aydır makinelerimiz tamamıyla mahallelerimizde yol çalışmasına devam ediyoruz. Salı Pazarı Çarşamba yol çalışması devam ediyor. Ama siz de takdir edersiniz ki bu kadar yol ağını bir anda bitirmek mümkün değil. Ve para kıymetli yani. Finans, yani dedim ya, para olmadığı halde bunları yapıyoruz. Para da olsa neler yapacağımız hiç belli değil. Onun için vatandaşımız bize bugüne kadar güvendi. Bizi mahcup etmedi. İnşallah yine mahcup etmeyecek. Ben vatandaşımıza güveniyorum. Onlar da bize güveniyorlar. Benim nasıl bir insan olduğumu, yalan konuşmayacağımı ve onlar için nasıl gece gündüz çalıştığımı biliyorlar. Bize güvenmeye devam etsinler. Biraz daha sabretsinler. İnşallah önümüzdeki günlerde biraz daha zaman geçtiğinde gerçekten daha iyi şeylerle karşılarına çıkacağız. İlçesi Salı Pazarı böyle değişik doğayla iç içe olan yaşanabilir bir Salı Pazarı olacak. Bunu hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. İnşallah. Yani ben bundan gerçekten şu anda heyecan duyuyorum. Çok güzel. Ama en ufak bir abartı ve yalan yok. Olacak bunlar. Olması gereken şeyler. Biz de Salı Pazarı bunu hak ediyor. Salı Pazarı insanı bunu hak ediyor. İnşallah biz halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla yola çıktık. O düşünceli hizmetlerimizi yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bilmiyorum siz vakit zamanımız doluyor diyorsunuz. Evet, dolmak üzere. Bir de bu arada bir ada park yapmıştık. Çok güzel bir parkımız. Hizmete açıldı. Güle güle kullansın vatandaşlarımız. Belki resimde geçmiştir. O da güzel bir park oldu. İlçe adına güzel bir kazanım oldu.
Ben tekrar bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yarın mübarek Kurban Bayramı, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı canı gönülden kutluyorum. Çok gurbetçimiz geldi bu bayramda. Hepsine hayır hayır hoş geldin diyorum. Kucaklıyorum onları. Onlardan bir istirhamımız var. Lütfen giderken dönüşlerde yavaş gitsinler. Herhangi bir acı sıkıntı yaşamayalım. İnşallah sağ salim evlerine tekrar ulaşsınlar. Onları biz seviyoruz. Tüm halkımızı seviyoruz. Tekrar sizin aracınızda tüm halkımızın, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. İnşallah nice bayramlara Cenab-ı Allah ülkemizi güzel günlerde hep beraber kavuştursun diyorum. Ülkem üzerinde oynanan kötü oyunları inşallah başlarına yıksın. Onları muvaffak etmesin. Cenab-ı Allah bizi güzel günlerde buluştursun diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İyi haberlerinizi ekrandan izleyicilerimize aktarmayı da arzu ediyoruz. Teşekkür ediyoruz İnşallah. Katılımınızdan dolayı efendim. Salı Pazarı Belediye Başkanı Halil Akgül efendim konuğumuz oldu. Samsun Nabzı'nın 2. bölümünde. Kendisine de çalışmalarında başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta Samsun'un Nabzı'nda Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu ve 19 Meclis Belediye Başkanı Osman Topaloğlu konuğumuz olacak. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz efendim. Mutlu günler ve iyi bayramlar dileriz.